Arkadaşlar merhaba. Ben Halim Altan Kinkal. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki çırağımla ilgili artık olaylarım tamamen değişti, bitti. Artık bundan sonra bir yol arkadaşı aldım kendime. Arkadaki kardeşim Alaaddin. Artık onunla inşallah uzun yıllar boyunca çalışacağız. Kendisi kalfa. Saç kesmeyi de çok iyi biliyor. Gerçekten mükemmel saç kesiyor. Bugün sizlere benim saçlarımın yanlarını sıfırlayacak, kaplı saç kesecek. Bakalım nasıl yapacak. Bunu yaparken de adım adım hem anlatacak hem de sizler de öğreneceksiniz. Yavaş yavaş isterseniz daha fazla uzatmadan başlayalım. Ayrıyetten sosyal medya hesaplarımdan beni Instagram'dan halim.altankinkav ve salonhalimkinkav official olarak takip ederseniz çok memnun olurum. İlerleyen zamanlarda Alaaddin'in de Instagram adresi var. Onu da yavaş yavaş paylaşacağız artık. Çünkü şu anki Instagram adı biraz değişik, kuaför shop falan filan ve değişik bir ismi. Onu biz normal Alaaddin olarak çevireceğiz. O zaman hem Alaaddin'i de takip edebilirsiniz Instagram'dan hem beni de. İsterseniz daha fazla uzatmadan hemen tıraşımıza başlayalım. Görüşürüz. Alaaddin bundan sonra sende. Biliyorsunuz ki maalesef benim telefondaki görüntü kalitesi biraz dandik olduğu için artık elden bu kadar geliyor. Bu kadarla idare edeceksiniz. Alaaddin az biraz geriye çeksek mi acaba? Hafiften. Nasıl? Çok geriye çektik, şey kalktı. Sence oldu mu? Bence olmadı. Öyle durursa sıkıntı gibi ya. Yok öyle olmuyor işte bak. Görüntü kalitesi çok bozuyor. Sanırım böyle iyi galiba ya. İyi mi? Aynen. Herhalde idare eder. Bu arada uzun zamandan beri videoda çekmiyordum. Artık videolara da başladık. Ben hatta şöyle biraz aşağı doğru kaykılayım mı? Biraz abi. İyiyim böyle. Aynen. Mesela ha bakayım şöyle kaykıldığım zaman nasıl duruyor videoda? Güzel duruyor mu? Duruyor abi. Tamam o zaman. Evet Alaaddin bundan sonraki olay sende. Alaaddin'in de bugün ilk iş günü. Bakalım. Nasıl tıraş edecek göreceğiz. Sen arkadaşlara da keserken anlat ama. Tamam abi. Arkadaşlar önce yanları önce bir çiziyoruz sıfır makineyle. Mesela nereye kadar çıkıyorsun? Çok yukarı mı çıkacaksın? Aşağıdan mı alacaksın? Onu göreceğiz şimdi. Şöyle iki parmak şekilde, avcı şekilde önce bir çiziyoruz saçı. Bu arada izleyenlere biraz kendinden bahset bakalım. Kaç yaşındasın? Mesleğe nerede başladın? Nerelerde çalıştın? Adım Alaaddin. Buca'da çalıştım. Tamam. Altancık çalıştım. Güzel. Yani en çok Altancık çalıştım 8 sene. Altancık'ta 8 yıl çalıştım. Aynen öyle. Çok güzel. Sanatıma çok güveniyorum. Sanatına güvenli insanları severim. Ki zaten bir insanın da özgüvenli olması gerekiyor değil mi? Tabii abi. Yanlar böyle çizdikten sonra alttan önce bir sıfır makineyle saçı temizliyoruz. Kaç yaşında mesleğe başladın Alaaddin? 10 yaşında. 10 yaşında. Kaç yaşında kalp oldun? Tam 15, anlamıyla artık geçeyim. 15. 15 yaşında. Aynen öyle. Şu an kaç yaşındasın? 27. Şu an 15 senedir hep ön mesleği. Süper. Biz mesela şimdi bu tarafı bitireceksin ya Alaaddin.
Evet abi. Ondan sonra kamerayı ne yapalım biliyor musun? Diğer olur. Tarafı alalım. Evet. Belki benden üstün arkadaşlar vardır bilemem ama sanmıyorum. Ya muhakkak hepimizden üstünü illaki vardır. Çünkü artık meslekteki kesimler o kadar değişti ki. Tabii şu zamandaki kesimlere göre bu kesimleri yapabiliyorsan zaten tamamsındır. Aynen öyle. Yoksa adamlar ne saç kesimleri çıkartıyorlar. Neler kesiyorlar. Hele yurt dışındakiler. Onlar zaten acayip uçuyor. Ama makineler onlar güzel abi. Tabii canım. Türkiye'de zaten makine kıtlığı var ki. Adamın kulağına makine. 300-400 bin liralık makine. Tabii canım. Bugün. Yanlara böyle sıfırladıktan sonra o ince sıfır alıyoruz. Yani şunu. Vahıl final. Tabii. Ondan sonra buna geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar fazla basılmıyor. Basıldıktan sonra çok acıktık. Tabi onları söylemen lazım. Tabi. Onlar önemli şeyler. Cilde fazla basılırsa tahriş edersiniz. Çünkü zaten ucu metal olduğu için tabii. Çok basılır zaman metal yerinden çıkıveriyor. Çıktığı zaman da eti yırtar. Yani bu da bir müşteri kaybıdır. Bir. Yani öncelikle müşteri memnuniyeti olacak. Tıraş yapmak kolay. Doğru önemli mu Adem abi? Önemli olan müşteriyi elinde tutabilmek. Görüyorsunuz arkadaşlar böyle yanlar iyice tutanıyor. Zaten şu anki kamera görüntüsünden çok da fazla bir şey görebildiklerine inanmıyorum ama herhalde biz bu kamerayı az sonra diğer tarafa aldığımız zaman abi, o zaman hani, belli olacak. Biz bu videoyu paylaştıktan sonra YouTube'da video izledikten sonra o gelişmişten videonun kabiliyeti yükselttikten sonra görünüm daha güzelleşiyor. Ha öyle bir şey var mı? Var tabii. Allah Allah ben onu bilmiyordum. Ya şey izleyenler için mi kalitesini yükselttiği zaman? Aynen. Tamam canım onu biliyorum zaten. Onu biliyorum. Ama şey bizim olayımız farklı. Bizim telefonun video kalitesi dandik olduğu için maalesef elden bu kadar geliyor. Tabii bir şey yok. Olacak olacak arkadaşlar merak etmeyin. Az biraz daha sabır. Abiniz yakında iPhone alacak da. Bir şey olmaz oğlum hissettim zaten ben onu. Ne olur? Herhalde. Benden kaçar mı? Bilmiyorum zaman bir şey olmaz abi. Değil mi? Bir şey olmaz akşam kan damarda durmaz. Arkadaşlar bu arada sıfırlamasına güvenen insanlar varsa Instagram adresime bana ulaşabilirler yani. 7/24 açık Instagram'ım. İzmir'deyiz bekleriz. Arabasına, evine, parasına, her şeyine tıraşın kapışırım yani. Affım yoktur yani. Ben Kadir Hakan'a kafa koymuş adamım. Belki yarın bugün bir Kadir Hakan benim videoma girip de videomu izlerse ona selam varım var abim benim. Şimdi arkadaşlar ben size yanındaki sıfırlamasını göstereceğim. Bakın işte aldığımız zaman böyle şöyle iyice yandan sıfırlanıyor. Şimdi bence artık ben o tarafları bir yere koyarsam bence millet şu an çok daha iyi görür o seçeneği. Aynen öyle abi. Şimdi
Bunun size nasıl katla çıkışını göstereceğim şimdi. Şimdi hangi numarayı takıyorsun? Evet. Kaçı yapıyorsun? İlk ondan önce şu gördüğün şu tarağın kaç numara o? Bir numara. Heh, makine takıyorsun. Sonra şuradaki hani gördüğünüz üzere şu kat hizasını fazla yukarı çıkmadan iki parmağı da çıkıyorsunuz böyle. Şöyle çıkıyorsunuz iki parmak şekilde. Mesela şimdi bir numarayla aldın onları. İki katı üstüne kadar, iki parmak üstüne kadar çıktın. Evet. Ondan sonraki izleri nasıl kaybedecek bu arkadaşlar? Ne yapmaları gerekiyor? Onu da yorumları bekliyoruz inşallah. Hayır, yorumlara değil, sen söyleyeceksin işte. Milletin onu öğrenmesi lazım. Aynen. Madem sen bunu şimdi bu kadar anlatıyorsun, onu da anlatacaksın. Şimdi iki parmak şekilde aldık böyle. Bir daha gösteriyorum yanları böyle. Şöyle. Hadi bakalım, kafanı kaldırırsın. Kaldırayım. Görüyorsunuz böyle bu şekilde iki parmak şekilde aldık saçı. Şimdi gelelim. Bunu... Az önceki yere koy bence. Az önceki yer daha iyi. Burası daha iyi. Şimdi gelelim bunun izini nasıl kaybederiz? Çok güzel bir soru. Hemen cevaplıyorum. Bu tarağı arıyorsunuz. Şu yarım tarak yani. Bunu... Sıfır yani. Sıfır değil abi. En ince sıfır oluyor değil mi? Ya üzerinde sıfır. 0.5. Ha, 0.5 yarım. 0.5 alıyoruz. Altında güzelce kabalığı alıyoruz. Peki. Normal makinede onu takmadan da 0.5 var. Aradaki fark ne? Aradaki fark gölgeyi çıkartmaz. Gölge yani. Ha. Oraya iyice yer bitirir. Tamam. İşte bunları da söyleyecektim. Evet. Biri yazar orada. Abi tekiler burada 0.5 normal o makinenin yarımını çektiğin zaman 0.5 oluyor da. Şimdi altın kabasını böyle alıyoruz. Bu arada güzel bir tane su çıkıyor arkadaşlar. Hepiniz saçını da bekliyoruz. Gönderiyorum. Bu arada arkadaşlar, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Yani beğenme biraz şere kaldı, like atmayı demek istedim abimiz. İşte like atmak, beğenmek hepsi aynı şeye çıkıyor bence değil mi? Şimdi o biraz mağdur kaldı abi, beğenme. Valla evet. Artık like atmamı. He. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi söyleyeceğim. Şimdi altındaki izi gölgenleme şekilde yapıyoruz ve hiçbir tarak takmadan, sadece hiçbir mandara kaldırıp yapmadan, sadece sıfırıyla altındaki kademeyi alıyoruz.
Şimdi altına şöyle bir ufak bir iz kaldığı zaman şu görünür şu sıfır makineyle çok fazla bir açıkmadan hemen onun içinden bir tavasını alıyoruz. Peki inceyle almak zorunlu mu? Tabi. Altında tamam. Çizgi kaldığı zaman tamam. İz kalabilir. Hı. Yani burada kısaca diyorsun ki ilk önce kalın sıfırla bulunan izi hafif yiyorsunuz. Ondan sonra da ince sıfırı alıp üzerinden geçip izi tamamen kaybediyorsun. Hayır. Tamam. Duydunuz arkadaşlar. İlk önce normal makinenin kalın sıfırıyla izin olduğu yerden hafiften geçiyorsunuz. Ondan sonra da ince sıfırla bir alt tabakadaki izin üzerinden hafifçe geçerek oradaki izi tamamen kaybediyorsunuz. Bu detayları sakın ve sakın unutmayın. Bunlar ince ama hayat kurtaran detaylar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şuradaki ince ufak bir iz var. Onu nasıl kaybediyoruz? Bu küçük makinede. Çok mu yukarı çıkıyorsun yoksa olduğu yerden mi? Olduğu yerden. Olduğu yerden, tamam. Peki makinenin duruş ve açısı ne kadar olması lazım? Mesela 45 derecelik bir açıyla mı durması lazım? Evet. 15 derecelik bir açıyla mı? 15 derece daha açı olması lazım. Daha iyi bir durdursun. Tamam. Mesela şu an bu tarafı çekiyorsun ya. Evet. Kamerayı bu tarafa alıp da millete bu taraftan izletsene. Tamam. Mesela o tarafı gördüler. Şimdi bu taraf daha açıkta kalıyor çünkü daha güzel görürler şimdi bu tarafı. Şimdi böyle bak görüyorsunuz. Nasıl bir gölge olmuş arkada. Nerede kalmışız? Burada kalmışız. Bence burada... onu öyle değil bak tam yan yap. Tam şu taraflara doğru al ki. He. Aynen. Şimdi nasıl güzel gözüküyor mu? Aynen. Tamam. Hepiniz sabırsızla bekliyorsunuz proje sonunu. Vallahi ben de bekliyorum. Ama ben sana güveniyorum. Bir insana güvenmesi çok önemli. Herhalde canım. Onu bence bir tık daha şey. Ayaklığı kayıyor onu. Yok kayıyor. Şey kaydı bence. Ona bir tık yukarı çıkartmam lazım. Şu an iyi. Gözüküyor mu tam? Değil mi? Arkadaşlar görüyorsunuz altındaki bir tane iz yok. Çok güzel bir şekilde. Yani şuradan baktığınız zaman Ali abi sana görebiliyor musun arkayı? Vallahi görüyorum. Şu an çok güzel. Sadece şuralarda var değil mi? Tabii orada daha şuralarda var. Üstte görmüş olduğunuz izler
Daha şu an alınmamış izler. Sadece altındaki gölgelendirmeye bakıyorum. Bence sen şimdi ne yap biliyor musun? Ha, o makineyi o taraflara bir yere koy. Ne çok uzaklaştı ne çok yakındı. Tam ortada dursun ki millet senin yaptığını tam anlamıyla görebilsin. En sonunda zaten iş bittikten sonra tamamını gösterirsin. Tabii. Şimdi saçı güzel bir şekilde ıslatıyoruz arkadaşlar. Şu an size makas çalışması yapacağım. Yani şu önleri ayırıyoruz ki önler fazla kısalmasın. Şimdi sen makas kesimi yapacaksın. Evet. O zaman ne yapayım biliyor musun ben? Ben bu tarafa doğru döneyim. Millet oradan benim şu tarafımı görsün. Tamam. Bakalım. Nasıl şu an? Görüyorlar mı? Tabii. İstiyorsan şey yap. Kamerayı bu tarafa doğru çek ki sen önünü kapatma oranın. Yok böyle daha iyi. İyi mi? Tamam. Yorumlarda puanlamayı yaparsınız artık çocuklar. Gözüküyor mu sence? Evet. Bence onu hafiften bu tarafa doğru alsam. Yok şu an iyi oldu. Daha iyi oldu. Mesela bu olayı makas tarakla değil de evet. Makinayla çıkıp da mesela kısadan daha hızlı nasıl yapabilirler? Mesela kaç numarayı takacaklar da oradaki izleri mesela çıkacaklar? Yani oradaki, onu anlat. Tamam. Ondan sonra başka bir şey oradaki, daha soracağım sana. Oradaki izi kaybetmeleri için mesela makine kullanılmazsa tamam. Makinenin hemen tarağını gösteriyorum. Yani şu tarakla üstündeki kabasını alıp altındaki iziyle şu tarakla kaybettikten sonra altındaki geçişi bununla hani yarımla bir buçukta kalabildi. Üstünü makas çalışması yapabildi arkadaşlarımız. Güzel. Peki bunları yapmadılar diyelim. Makas tarak. Sadece makine ve tarakla nasıl izi kaybedecekler? Evet. Arkadaşımız bazen makine ona girmezse çok seviniriz. Ne? Tarak üstü. Saç bozulabilir. Çünkü bazı arkadaşlarımız şimdi kolayına kaçmak için makine tarak kullanıyor. Ama makine çok tarak giriyor. Makine tarak aslında daha iyidir ama tabii onun için onu kullanabilmek için de biraz profesyonel ve yetenek olması lazım. Kabiliyet olması lazım. Çünkü şimdi makine tarak olduğu zaman tamam. Güzel kesilir. Ama o hem işin kolayına kaçmaktır hem de saç bozulabilir. Çünkü makine giriyor saça. Evet. Saç bozulup kademeyi ayarlayamayabilirler. Tabii. Verdiğin değerli bilgiler için teşekkür ederim Alaaddin'ciğim. Rica ederim abi, ne demek. Arkadaşımız da videoyu izledikten sonra altına yorum yapıp da öğrenmek isteyen arkadaşımız varsa yorum yaparak tıraşı yazabilirler, cevaplayarız yani. Bilgi veririz. Veya çekmemizi istediğiniz videolar varsa eğer onları da yazabilirsiniz. Onlarla ilgili de videolar çekeceğiz. Yani abi ki zaten önce aslına bakarsanız bizim video çekmemiz çok fazla var da çekmeyi çok istiyoruz da işte bu görüntü kalitesinden dolayı maalesef çekemiyoruz arkadaşlar. Şimdi yanlar bitti mi? Tabii şimdi arkaya geldik. Yani arkadaki izi nasıl makaza kaybedilir onu da söyleyeyim size. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuradaki görmüş olduğunuz şu üçgen pozisyonu fazla saça girmeden o üçgeni orada nasıl koruyabiliriz onu size göstereceğim. Şu gördüğünüz tarağı düz tutarsanız üçgen bozulur. Ama üçgenin yamaç tarafından şöyle çapraz şekilde tuttuğunuz zaman daha güzel eğim verebiliriz saça. Yani şimdi ben mesela bu tarafa aldığımız zaman
nasıl bu üçgeni koruyabiliriz, nasıl bozulmasını önleyebiliriz onu size gösteriyorum. Dikkatli bakarsanız videoya ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz demek istediğim bu da buydu yani. Şimdi Halim abi verebilirsin. Ben seçimi kamerayı böyle biraz alayım. Bu tarafı alacağız çünkü. Bu tarafı da izleyelim biraz. Şöyle. Tamam. Şimdi suyumuz yani. Suyumuz burada saçı biraz daha ısıtıyoruz. Eğer ki saçı ıslatmayıp kuru kuru keserseniz makasızı kalır. Yani şimdi ıslak saçlara makasızı kalır diyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü niye? Saçı ıslatırsanız saç birbirine tane yapışıyor. Tane olur. Ama kuru keserseniz saçın gölgesini biraz zor verebilirsiniz. Yani bazı arkadaşlarımız var kuru kuru kesiyor. Peki normalde saç kuru mu kesilmeli, ıslak mı kesilmeli? Hani ıslak. Bu modellerde ıslak kesilmeli. Modeli hem modele görürsünüz abi. Tamam. Hem de daha iyi saçı izini her şeyini görebilmek için ıslak olması daha iyi. Çünkü niye? Biz saçımızı mesela böyle fön çektiğimiz zaman wax'la abi ıslak olsun diyoruz. Niye? Çünkü saç daha güzel görünsün diye. Peki kuru kesim yapılması gerekilen saçlar hangileri? Hangi saçlarda kuru kesim yapılır? Mesela Amerikan tıraşı. Adam çünkü izli Amerikan istiyor. Tamam. O izli Amerikan'da mesela susuz kesebilirsin. Niye? Çünkü izli bırakacaksın çünkü. Saça iz bırakacaksın. Tabii. Kat vermeyeceksin yani. Önemli olan çocuk tıraşlarına. Çocuk tıraşlarına çünkü çocuklarımıza su tıktığımız zaman çocuklar korkuyor. Evet, bir de o var. Aynen. Peki buradan bu mesleği öğrenmek isteyenlere neler söylemek istersin? Mesela çıraklara tavsiyelerin neler? Yani mesleği öğrenmelerini tavsiye ederim arkadaşlar. Bunlar hani için yapması gerekenler ne? Dükkana sebat olması lazım. Şimdi çoğu insan sebatın ne anlama geldiğini bilmez. Tabii. Sen ona sebat dedin mi o zanneder ki şey kadın ismi sebat. Aynen. Sebat ne demek o? Onun sen bize Türkçesini söyle. Dükkanda çalışırken efendi bir şekilde çalışmak örnek işine sadık olması. Ona en son söyleyeceğim abi. İlk önce nasıl sebat demek sadık olmak. Yediğin tabağı hiçbir zaman sıçmayacaksın. Yani bu mesleğe öğleden ustana her zaman saygılı olacaksın. Öğleden gereğin. Bak benim bu mesleğe öğleden usta maddeli hani şimdi önlerden alacak mısın? Üstlerden alacak mı almayacak mı? Onu birazdan söyleyeceğim abi. Çünkü öyle bir şey yapacaksan kamerayı ön tarafa doğru alalım buradan görsünler. Tabii. Onu en son yapacağız. Şimdi arkadaşlar yapışan saçlar varsa mesela daha iyi izleyebilmek için önce pudrayla güzel bir şekilde şöyle. Bunun amacı saçlardaki izleri görmek mi? Tabii. Hataları ortaya çıkarmak yani. Aynen öyle abi. Tamam. Saçı güzel temizliyoruz. Nerede hata var? Nerede hata yok? Zaten bu mesleğe hata olursa mesleği bırakırım arkadaşlar. O kadar güveniyorum yani. Onu da öncelikten söyleyeyim yani. Ben bu mesleğe hata yapmak için gelmedim arkadaşlar. Sizden daha güzel bir yardımcı olabilmek için bir abiniz olarak, bir arkadaşınız, bir kardeşiniz nasıl görüyorsunuz? Amacım size meslek öğretmek değil yani. Siz benden iyi bilmiyorsanız ben seni iyi biliyorum demiyorum. Herkes daha iyi yapabilmesi için size şimdi yanlardaki gölgeleri göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Benim de orada tam da bir yerde mesela var. Hata varsa hani hatamı siz de söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Abi şurada iz kalmış.
Ama yalandan da iz yokken abi şöyle iz var derseniz o sizin günahınız boyunuzda. Bakın arkadaşlar arkadaki üçgen demek istediğim bak bu işte. Şu. Şu geliş tarzına görüyorsunuz şu alttaki gölgeyi. Bakın altlarda hiçbir tane saç kalmadığı şekilde güzelce ne ağırlık altları. Şimdi size şimdi bir ön kameraya çeviriyorum böyle. Önlerin parmak arası nasıldır onu size göstereceğim şimdi. Ben şöyle durayım mı? Yok senin duruşun çok iyi abi şöyle. Şimdi arkadaşlar saçı güzelce önce bir tarıyoruz şöyle bir açıyorsunuz saçları. Sonra ıslatıyoruz. Öncelikle çok şu şekilde şu önleri ıslatıyoruz ki önler birbirine girdi çünkü. Çünkü makas diyeceği için abi beni kesme abi beni kesme diyor çünkü. Biraz espriyimdir arkadaşlar. Espri yapmayı çok seviyorum. Espri yapmak iyidir değil mi? Tabii. Her zaman müşteride gülerseniz, müşteriye nasıl diyeyim size? Çok fazla konuşmayıp, abuk subuk konuşmayıp, hani özünde konuşursanız müşteri tıraşı değil muhabbetlerle geliyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi saçı güzelce böyle tutuyorsunuz. Çok fazla değil. Şu iki elle de alta bırakıp üstündeki sadece şöyle fazlalıkla alıyorsunuz. Şu bölgeyi fazla kısaltırsanız fön çekerken çok zor çekebilirsiniz fön ya da hani müşterimiz de çok zor kullanabilir saçını. Şöyle kuşlarından şöyle şu kadar alıyorsunuz. Kaç milim almaları gerekiyor? 1 milim en bir fazla. Milim. Tamam. Önleri de ben çok 1 milim değil çok kısaca kuşlarına şöyle çünkü önler üstüne göre daha çok uzun olması lazım. Arkalar önlere göre biraz kısa olması lazım ki önler ön plana çıksın. Hem saça şekil verirken daha rahat şekil verebilirler. Tabi. Arkadaşlar daha önce bu saçı kim kestiyse biraz saçma kesmiş. Biraz ben topaladım. Allah bilir elemanı kesmişler çırak. Doğru mu abi? Adem. O Adem dediği arkadaş da abimizde yamuk yamuk kaçtı. Buradan çıkıyor gidiyor. Haber vermiyor. Boşver onları. Lafın kısa ertesi gün gidiyor. Bu ders olsun diye söylüyorum. Başka yere başlıyor. Hani öncelikle bir mekanı bırakacaksanız arkadaşlar haber vererek bırakın. Sonuçta ucunda ölüm yok. İstediğin yere çalışabilirsin. Yani. Ama öncelikle haber vereceksin. Yani. Seni zorla buraya kirepçilik tutan yok. Şimdi ben buradan çıksam başka yere çalışabilirim. Ama adam gibi söyleyip çıkmak varken ya biraz yanlış bir hareketler arkadaşlar. Sessiz olun böyle hareketlerde bulunmayın. Buradan mesaj. Ne de olsa ben onsuz da hayatımdan memnunum yani sorun değil. Burada yani bir Adem gider, bir Alaaddin gelir. Bir Alaaddin gider, bir Mesut gelir. Bu hayat böyle. Ha, hem de daha iyi oldu yani. Hiç değilse Adem'in gitmesi Alaaddin'in gelmesine vesile oldu ve ki böyle bir kalfaya sahibim. Bunu düşünceliyiz. Demek ki Rabbim bir kapıyı kapattığı zaman daha iyi bir kapıyı açabiliyormuş. Ki arkadaşlar, açtı da. Şimdi size bir tarak atacağım. Şu tarağın ne olduğunu bilen var mı? Yok. Şimdi bir arama kızı var mesela. Bir de arama kızı olarak tarakımız var. Şimdi bunu diyeceksiniz abi yorumlarda. Abi nasıl kullanılıyor bu? Ben size şimdi nasıl kullanıldığını size göstereceğim. Bakın taradığınız zaman saç tane tane oluyor. Şimdi size daha iyi gösterebilmek için şöyle hem tıraşı göstererek geleyim buraya. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz gölgeyi? Şimdi öncelikle şuradan başlayacağım şöyle göstermeye. Şimdi bu tarağı fazla dibe vurmadan kaldırarak yavaş yavaş kesiyorsunuz. Yani arama gazetine giriyor bu saç. Arama gazı kullanmıyorsunuz yani. Yani kalkıp da bu tarağı alıp elinizi bir de arama gazı alırsanız bu saçın içinden geçersiniz. İçinden direkt değil. Hani bu kafayı sıfıra vurduğuma biz onu komple geçersiniz. Hani müşteri içinden geçersiniz yani direkt. Hani bu koltuğa kalkıp da müşteri de sonra sizin içinizden geçer abi. Olacağım yani. Açık ve net. Yani sen müşteri içinden geçerseniz arkadaşlar müşteri koltukta biraz sabreden şu örtüyü çıkarır mısınız der. O koltuktan müşteri kalktığı zaman direkt sizin içinizden geçer.
Hani o yüzden ki ama bir de şöyle bir şey de var. Bu benim elimde bulunan tarak Türkiye'de kaç kişi daha var? Arkadaşlar bakın düşünce. Şimdi yani şöyle biraz daha şöyle çevireyim size görürsünüz de. Şimdi şu bölgedeki biraz potlu alalım. Böyle. Fazla potlu alırsak üçgen kaybolur sonra kare dönüşür. Olmaz. Şimdi arkadaşlar şu an taramız yere düştü. Bir taramız yere düştüğü zaman öncelikle suya tutuyoruz ki yıkamanız şart. Direkt bunu siz müşteri kafasına vurursanız önüne göreyim. Yerde ne olduğu belli değil çünkü. Tabii. Sonra müşteri size aynen bir bakış atar. O bakışın anlamı da ne demek istiyor? Yaptığın işin bilmem ne yapayım ben şu bakıyorum. Yani. Yani ben burada şimdi küfürlü konuşmuyorum arkadaşlar. Hiç yapma daha iyi. Çünkü küfürlü konuşmuyorum. Niye küfürlü konuşmuyorum? Hani YouTube kanalında şu an video paylaştığımız için biraz güzel olumlu olmaz. Niye? Çünkü burada bayan arkadaşlarımız da bu videoyu izliyor. Kızlar da izliyor. Çocuklar da izliyor. Muhakkak. Çünkü kötü örnek olmamız için biz burada küfürlü konuşmamız lazım. Daha yumuşatarak söylüyoruz diyelim biz ona. Lafı siz anlarız nasıl demek istediğimizi. Şimdi diyeceksiniz ki şu önleri nasıl keseceğiz şimdi mesela? Önlerden de göstereceğim mesela şimdi böyle bakınca. Abi. Bence gözüküyor mu? Şimdi ben biraz daha yazacağım abi onu. Heh. Aynen öyle. Şimdi iyi bence. Mesela önlerdeki şu potluğu mesela nasıl alıyoruz? Yani bu potluk bana biraz tuhaf geliyor. Mesela o potlukta aynen biraz bana pot geliyor. Şimdi ben alarak sadece uçlarına böyle kırıklarını alıyoruz arkadaşlar. Fazla tara daldırmıyorum. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi tıraşımız bitmiştir. Şimdi şöyle bir bakıyoruz böyle. Yani nerede hata var, nerede hata yok. Bakıyoruz mesela şu an. Son kontrollerinizi yapmadan tıraşı bitirmeyin. Aynen şöyle bakıyoruz. Nerede hata var mesela arkadaşlar görüyor musunuz? Ben onu bilerek bıraktım. Şurada hata var. Belki onu siz de görürsünüz. Yorumlarda yazacaktınız bana. Hemen şöyle bir oraya geçiyoruz. Aslında hiç söylemeyecektim. Hiç söylemeyecektim. Böyle yapacaktın. Hani arkadaşlar herhangi bir yerde bir hata var mı varsa bunu yorumlarda belirtin diyecektim. Videoyu kapattıktan sonra sen o hatayı düzeltecektin. Bakalım millet bizi ne kadar güzel izlemiş, ne kadar dikkatli görmüş, onların hepsini öğrenecektik. Mesela şimdi daha tıraşımız daha güzel olması için şöyle bir fazla bir kadar almamız lazım. Şöyle güzel şöyle bir çizgi yapalım. Bir İzmir neresinden olursanız olun arkadaşlar, tıraşımıza gelmek isteyen varsa bize yorumlarda yazıp biz de oradan iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Hem buradan yorumlardan hem ayrıyetten Instagram'dan. Ayrıyetten Google'dan da, Google haritalardan da. Yani ama normal Google'a girip de Halim Altan Kinkav yazdığınız zaman veya Salon Halim Kinkav yazdığınız zaman çıkıyoruz. Gelen tutunamaz arkadaşlar. Kesinlikle. Mesela adam buraya gezmeye gelmiştir İzmir'e. Nereden gelmiş oraya gelin? Manisa'dan. O adamın buraya bir daha geri gelmesi için elimden gelen her şeyi yaparım. Ve adam Manisa'dan bir daha buraya tıraş olmaya sadece gelirdi arkadaşlar. Evet. Bu kadar da eminim yani. Mesela dün bir kardeşim yazdı bana Afrika'daymış. Galiba İzmir'de ama Afrika'da inşaat işi yapıyormuş. Ona da buradan çok selamlar söylüyorum. Kardeşim seni de ayrıyetten Afrika'dan geldiğin zaman İzmir'de çayımı içmeye davet ediyorum. Seni de bekliyorum. Sen dün çünkü yorumlarda bana öyle yazdın. Arkadaşlar şimdi bu sakalı çok kısa olmayacak. Sakın. Nasıl mesela yapabiliriz? Fark, sakın sakallarımı aman ha. Nasıl yapabiliriz biliyor musun arkadaşlar? Direkt bu makineye tuttuktan sonra alttan böyle giriyoruz. Pardon. Girdikten sonra mesela yani. Yemin ediyorum bak. Şimdi arkadaşlar şimdi buradaki ufak bir potluğu şöyle makinelere alıyoruz. Mesela şimdi böyle çok fazla girdiğimiz zaman nasıl onu düzeltebiliriz? Burayı biraz daha şu kadar almamız lazım. Mesela yani arkadaşlar. Onu aldığımız zaman direkt videoyu siliyoruz arkadaşlar. Ve sonunda da
kapışma var. Roluna el Fatiha. Şimdi arkadaşlar videoyu bu tarafa çevirmiyorum. Neden çevirmiyorum? Merak edin yani. Şimdi buradaki aynı potluğu aynı şekilde burada da alıyordun. Çünkü neden? Kamerayı çok fazla yerden oynattığım zaman bu zaten yani. Bir zor oluyor arkadaşlar. Evet. Kusura bakmayın. Biraz ayaklarımız kırık olduğu için. Ama ileriki zamanda değişik, iPhone değişik. Telefon aldığımız zaman İnşallah. Daha güzel video çekeceğiz. O zamanlar zaten asıl uçuşumuz o zaman olacak. Şu anlık biraz dinlenme modundayız. Şu an diyeceksiniz niye dükkanınız boş? Bizim burada arkadaşlar deprem olduğu için çoğu evimiz yıkıldı. Evimiz yıkıldı için de çoğu müşterimiz gitti. Yani ölenler de çok oldu. Belki duymuşuzdur Bayraklı'da. Bizim yerimiz tam orada. Bu Emre Apartman. Tam Emre Apartman'ın biz çapasındayız, yani önündeyiz. Yani olsun, bugünler de geçecek ama. Bu deprem yüzünden böyle oldu arkadaşlar. Bu dükkanımız boş. Diyeceksin işte bu tıraşımız bu kadar güzel de niye dükkanımızda müşteri yok diye sorular geldiği için yanıtlıyorum şu an. Hani boş boşuna yazmayın. Şu an cevabını veriyorum zaten. Deprem zade. Şu an hala burada evler yıkılıyor millet arkadaşlar. Millet depremzede, biz depremzadeyiz. Yani ölenlerimiz çok oldu arkadaşlar. Çocuklar da çok öldü. Yani belki duymuşsunuzdur. Hiç iyi olmadı işte. Yani bu haberlerde duymuşsunuzdur. Hani mesela bu yıkım anında ekiplerimizin toprağın üstüne çıkıp da sesimizi duyan var mı diyen yerde şu an bizim dükkanımız. Neyse oğlum, şimdi hatırlatma onları ya, o günleri hatırlatma. Çok ödüyor arkadaşlar hani o gün. O zamanı hatırlatma bana. Abimizin biraz psikolojisi o anda bozulmuş. Çünkü çocuğun bir tanesini alttan ölü çıkarınca tabi elinde. Yani o anki psikolojiyi şimdi hiç kimse yaşamadan tadamaz galiba arkadaşlar. Çok kötü bir duygu yani. O yıkım anı, o insanların o kumun toprağın altında kalış anı, 72 saat boyunca o çocuğunu aç susuz o toprağın altında kalma anı hepimizin içini parçaladı arkadaşlar. Yani bizim müşterimiz de o yüzden şu an işlerimiz durgun biraz. Yani Allah'a çok şükür ölmedik, ayaktayız. Ama Allah büyük, bir gün bir uçacağız. Jet gibi olacağız ondan sonra. Bir de tutabilene Allah... Tutabilene aşk olsun zaten. Sıkıntı yok ya, hallederim. Şimdi arkadaşlar bu sakalı böyle aldık. Şu an fönümüzle tıraşımızın bitiş anını yapıyoruz. Mesela şimdi böyle bu kamerayı böyle çeviriyorum. Fön çekip diyeceksiniz arkadaşlar saçı yıkamadan niye fön çekiyorsun abi? Şimdi saçı fön çekmezseniz saçtaki hataları anlayamazsınız arkadaşlar. Sadece fön çekip hataları görmek lazım. Belki bu saçı yıkadıktan sonra hatalarımız var. Nerede hatalarımız varsa o hatayı bana yorumla yazıp da abi burada hata var derseniz sevinirim arkadaşlar. Çünkü ben de öyle hoşuma gider yani. Ha bir de tıraşımızda da çok dikkat etmişsiniz. Ne kadar dikkat etmişsiniz oradan belli olur. Mesela şu an bu fönü çekerken kamerayı atsana ön tarafa. Millet fönü çektiğini de görsün. Tamam. Arar tam yöne, tam buraya bir yere koy ki millet tam görsün onu. Yanına görsünler. Nasıl çektiğini görsünler. Şimdi arkadaşlar bu bitmiş anı saçımızın. Şimdi de komple saçı göster ve olayımız bitsin. Abi şöyle bir düşün. Şöyle durayım. Aynen.
Arkadaşlar şu an görüyorsunuz yanlardaki gölgeliği. Size yavaş yavaş gösteriyorum ki abi kapı kapı kaldırsa çok sevdiğim. Kaldırayım mı indireyim? Şöyle dur. Şöyle dursam nasıl? Aynen. Şu alttaki gölgeliğe bakarsanız çok sevdiğim arkadaşlar. Şurada tatlı bir gölgelik. Bakın şöyle. Geçiş var. Geçiş. Abimiz kafayı hiç unutmasın. Böyle bakarsınız. Bu da böyle sağdan böyle bakış. Şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. İstersen ben koltuğu böyle çevireyim. Bu taraf biraz yok abi sen sabit kal ben şey yapacağım onu. Bu da böyle böyle yandan baktığınız zaman şöyle. Bakın böyle hiç. Yani saçı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz yani böyle. Yani ister bu tarafa. İster üçgen ister düz. Şöyle önden baktığın zaman böyle. Şöyle. Sen abi düzdür böyle. Bakın böyle. Hani saçlar hiçbir şekilde yıprama falan hiçbir şey yok. Evet. Bitti mi? Tabii. Şimdi abimizin bir yorumunu alalım bizim. Şöyle şimdi böyle döndürüyorum. Abi sizin de şimdi. Ense aynasını verir misin abi? Tamam. Bir de gülüm Allah aşkına şunu benden bir çıkart ya. Vallahi sıkıldım ya. Şunu benden bir çıkar bir kurtar beni ya. Allah aşkına. Şu gördüğün boyun bandını şöyle fırlatırız abi. Of. Bitti be. Vallahi bitti sonunda bitti ha. Ben biraz sıkıntılıyım ben. Abime soracağım abim yeni tıraşıma sıkıldı galiba. Yok senin senin tıraşından değil oğlum ben kendim sıkıldım. Kaç dakikadan beri ben oturuyorum burada? 46 dakika. Maşallah iyi yani. 46'da götünde ter kaldı şu an. Vallahi billahi al bunu. Şimdi abi ver bana. Bir saniye. Şu an tıraşımızı abimiz görecek. Dur ben bakarım. Kendi röporu kendisi yapacak. Nasıl beğendi mi beğenmedi mi? Vay. Ben sana götüreyim abi sen rahat ol. Güzel. Gayet efsane. Şimdi yorumunuzu bekliyoruz arkadaşlar abimizden. Tıraşımız nasıl beğenmiş? Evet. Tıraşımız bu kadar. 46-47 dakika sürdü. Ve eline sağlık kardeşim. Şöyle yok. Şöyle koysam. Dur bakalım böyle ayarlasak. Anam da şöyle mi dursak? Böyle mi dursa? Nasıl dursa? Daha hala saç oynuyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz çünkü. Arkadaşlar bizim tıraşımız buraya kadar. Ben Halim Altan Kingkam. Arkada ben Alaaddin Gökdeniz. Tabii. Kardeşimin ellerine sağlık. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Salon Halim Kingkav Official ve Halim Altan Kingkav Halim.Altan Kingkav olarak. Bizim olayımız buraya kadardır arkadaşlar.